Evren TYT 5. soru. Bir çember, yarı çapı 50 olan bir çember, işte bir çap çiziliyor. Çapın şurada tarafını çap kabul eden, yarıçapını çap kabul eden bir yarım, bir yarım daha çiziliyor. İçine küçük ufak bir tane çember çiziliyor falan filan şekil oluşturuluyor. Şu kısmını kullanıyor, taralı bölgenin kısmını kullanıyor. Şurayı oyuyor arkadaşlarım. Sonra bunun etrafına tel geçiriyor. Şu aşağıda şekli anlatıyor size de telin nereden geçtiğini ben size söyleyeyim. Biz buradaki çevre uzunluğunu verelim. Tel buradan geçiyor. Bir de bunun etrafından. Ben çizerken anlatacağım size. Arkadaşlarım şu ilk çizdiğim yer büyük çemberin yarısı. Yani iki pireydi tamamı. Şurası pireye kadar. Şuraya bakıyoruz arkadaşlarım. Burası yine yarım çember. Şuraya bakıyoruz arkadaşlarım. Burası yine yarım çember. Bunların yarı çapları ortak olduğu için bu iki yarım çemberi bir araya getirip tam bir çember diyebiliriz. Bunların alanlarını hesaplamıyorsunuz. Çevreyi hesaplayacağız sadece. O zaman hesaplamaya başlıyorum. Önce ben şu iki maviyi düşüneyim. Şu mavi ile şu mavinin toplamı. Bunların çapı 50 yani yarı çapı 50 olduğu için çapı 50 olur. Yani yarı çapı 25. O zaman bir yarım bir yarım daha tam bir çember olacak. 2 pi r. Mavilerin toplamını 50 pi buldum arkadaşlarım. Şimdi diğerine geçiyorum. Ufaklığa geçeyim. Ufaklığın yarı çapı 10'du. O zaman buradan da bir 2 pi re gelsin. O da 20 pi. Bir de arkadaşlar şuradaki turuncu. Turuncu da büyük çemberin çevresinin yarısı. O zaman 2 pi yarı çapı 50 alıyorum. Bunun yarısını alacağım. Bu da 50 pi yapar. Bu üçünü topladığınız zaman sonuç 120 pi'dir. Yani denizli.